Evet arkadaşlar merhaba. 20 Nisan 2021 Ankara Atyarşı'da da beraberiz gündüz programında. Saat 2.30'da başlıyor biliyorsunuz Altılı Ganyan. Bu Türkiye'deki yeni Covid durumuyla ilgili olarak biraz öne çektiler. Evet hemen değerlendirmelerimize geçelim Ankara ile ilgili. Çok böyle zayıf program var aslında baktığınız zaman. Yani ne kadar katılım olur bilmiyorum buraya ama tabii ki gündüz programında Türkiye'deki yarışları tercih eden yarış severler tabii ki katılımda bulunacaktır. Biz de bir 19 liraya yakın bir kupon bedeli düzenlersem 19 lira olması lazım. Ufak bir şablon çıkıyor bugün. Evet, altılı gayen 3. koşuyla başlıyor. Saat 2.30'da handikap 17 bir koşu bu. 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanları 1500 metre kum piste çıkacaklar. Burada tüm koşular kum pistte olacak Ankara'da tabii ki. Handikap 17 koşuda arkadaşlar biz bu 8 at içerisinde normal şartlar altında buradasının hepsinin kapanması lazım. Böyle bir yarışla karşı karşıyayız ama biz bir 5 at seçtik. İlk atımız 1 numaralı Aliço, Hışman Çizik'le. Her ne kadar 63 kilo da olsa safkan kalitesiyle burada tekrar geliri var. 5 numaralı The Last Lion Ahmet Çelik'le ikinci atımız. 3 numaralı Akıncı Gökhan Kocakaya ile 2 numaralı Hakim Şah, Mert Gökalp Aslan'la bu grup içerisinde en fazla Ankara pistine alışkın olan Safkan Hakim Şah arkadaşlar Mert Gökalp Aslan'la bize göre çok şansı var. 7 numaralı Cold Grey Özcan Yıldırım'la aynı şekilde ona şans veriyoruz. 1, 5, 3, 2 ve 7 şeklinde. Burayı toplam 5 tane safkanla geçiyoruz ki en doğrusu da bu ayağın normal şartlarda kapatılması tabii ki çok bu altıdan bir şey ümit ediyorsak eğer yüklü bir ikramiye. Evet ikinci ayaktayız. Dördüncü koşudayız. Handikap bu arada çim koşusu da var arkadaşlar. Kum dedik sadece. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistteyiz. Burada Ahmet Çelik pür dikkat denen bu safkana biniyor arkadaşlar. Burada bu safkanı biz Müslüm Çelik daha evvelden binmiş. Zaten Ankara'da başlamış. Sonra Adana'ya gitmiş. Sonra Adana'dan şimdi tekrar Ankara'ya geliyor. Zaten iki koşusunu Ankara'da yapmış. Ve koşu gördürttüler anladığım kadarıyla. Bu Victory Gallop temsilcisi bir şekilde bugün Ahmet Çelik tarafından Müslüm Çelik değilmiş. İzledik de yarışlarını. Yani muhtemelen kazanacaktır arkadaşlar bu yarışı ve burayı biz banko olarak bu handikap 15 koşusunda pür dikkati 2 numarayı banko olarak seçtik arkadaşlar ve banko diyoruz. Evet 5. koşudayız şu anda. 5. koşu Altılı Ganyan'ın da 3. ayağı. Maiden bir koşu bu. 3 yaşlı Arap safkanları 1100 metre kum piste çıkacaklar. Birinci 66 bin lira ikramiye var. İki tane de burada safkan seçtik arkadaşlar. Bu iki tane safkan içerisinde seçerken de ilk atımız 5 numaralı Riziko yaptık. Riziko dedik. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten hani birbirinden yeteneksiz mi diyeyim ya da birbirinden riskli mi diyeyim. Yani birbirinden beceriksiz mi diyeyim safkanların bir araya geldiği bir koşu bu. Biz bu bir şekilde Riziko'nun burada ilk koşusunda bu yapmış olduğu üçüncülüğü tabi baz aldık. Aynı zamanda 5 numaralı Miray kızı arkadaşlar 6 numara Riziko, 5 numaralı Miray kızı ve 2 numaralı Balık gözüm diyoruz arkadaşlar. Bu 3 tane safkanın dışına çıkmayacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, burayı da bu şekilde geçiyoruz 6. koşuya. 6. koşu saat 4'te şartlı bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 13.300 metre kum piste çıkacaklar. 7 tane safkan var burada. Evet, burada da 3 tane safkana yer verdik. İlk atımız 6 numaralı Narlıca Güzeli Harun Kılıç Aslan'la. İkinci atımız 3 numaralı Çeçen Kızı Hışman Çizik'le. Ve son atımız da 5 numaralı Yavuz'um Özcan Yıldırım'la arkadaşlar. Yavuz'un biliyorsunuz bu CR'ın koştuğu koşuda bir şekilde dördüncü olmuştu. Zaten dört at koşuyordu. Orada da dördüncü olmuştu. Yani son düzlükte fena değil. Yani bu grup baktığımız zaman bu gruba göre
Biraz daha böyle bu grup onun için hafif kalıyor. Hani alternatif banko niteliğinde bir sapkın aslında bu gruba göre. Ama dediğim gibi 6, 3 ve 5 biz karar kıldık. Tabii ki dileyenler 5 numarayı da alternatif banko olarak istiyorsa düşünebilirler. Ona göre kuponlarına yerleştirebilirler. Evet. Yani biraz belki para verir. Hani bu yavuzun gelmesi 6 ve 3 dedik. 7. koşu handikap 15'e devam ediyoruz. Yine handikap 15 bir koşu bu. 5. koşu da handikap 15'ti. 7. koşu da handikap 15. 4 yaşlı Araplar ama bu sefer tabii ki daha belki 3 yaşlıydı. 1300 metre kum piste çıkacaklar. Bir adet de ekürümüz var gördüğünüz gibi. Evet, burada da 3 tane safkana yer veriyoruz. İlk atımız 2 numaralı Hazinem. Mert Gökalp Aslan'la. İkinci atımız 4 numaralı Gökçe Bayır. Ve üçüncü atımız 1 numaralı Benim Gülüm Ahmet Çelik'le arkadaşlar. Evet, burayı 2, 4 ve 1 şeklinde arkadaşlar. Tam 3 atla geçiyoruz. Tabii ekürlerle beraber olmuş oluyor. Evet, 8. koşuya girdim. Altılı Gayan'ın da son ayağı. Gördüğünüz gibi çok zayıf bir koşu günü. Ve tabii ki ters hatlar geldiği zaman ona göre de fazla da verebiliyor. Böyle bir anda hafif gördüğünüz bir günde banko atların geleceğini düşündüğünüz bir günde bir bakmışsınız 20 ganyanlı 15 ganyanlı atlar geliyor. O zaman da gayet iyi veriyor. Evet, misli atlar yatıyor yani. Arkadaşlar burada 3 tane bu handikap 14 koşuda 4 ve yukarı Araplar. 3 tane safkana yer verdik bu 9 atın içerisinde. 5 numaralı terapist ilk atımız. Evet, burada Mehmet Keskin'le 4 numaralı Baba Hakkı Saadettin Boyraz'la ve 2 numaralı Güldüren Kız Alican İnci ile arkadaşlar. Burada tabii ki isteyenler 1 numarayı ve diğer 3'ü de yazabilirler. Ama burası bizim için 5, 4 ve 2 şeklinde 3 tane sapkan arkadaşlar yeterli buraya. Evet, dediğim gibi yani alternatif banko Yavuz'un var 6. koşuda 5 numara. Zaten bizim tekimiz 4. koşuda 2 numara. Karar sizin arkadaşlar. İştirak eden arkadaşlara başarılar diliyoruz. Tüm bu ayrıntılara web sitemiz marksporttahmin.com adresinden de rahatlıkla ücretsiz üye olarak ulaşabiliyorsunuz. Bizim kurumsal adresimizdir. Aynı zamanda arkadaşlar YouTube kanalımızın altında katıl butonunda premium üyelik alan arkadaşlarımıza da bir ay boyunca WhatsApp'tan iletişim imkanı sağlıyoruz. Günün kuponlarını yarışlardan evvel şablon şeklinde yolluyoruz arkadaşlar. Evet, tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. Bu Ankara ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Tüm iştirak eden arkadaşlara, üyelerimize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir de bizim kanallarımızın altında yorum yapan bazı arkadaşlar var. Şablon bırakıyorlar kendilerince. Adeta dün bir şey dikkatimizi çekti. İki tane arkadaş değiştiriyor yapmış olduğu şeyi adeta başarılıymış gibi kendi kendine bittikten sonra yarışlar değiştiriyor. Bunların bizimle bir alakası yok. Admin olarak bizim logomuzu biliyorsunuz zaten. Admin olarak not haricinde hiçbir not veya oradaki yorum bizi bağlamıyor. Biz admin olarak zaten bizim logomuz var orada. Bizim kendi kanalımızın logosu var. O logodan çıkan yorumları kaleye alan arkadaşlar. Orada o iki arkadaşı da bloke ettik biz. Tamamıyla kafa karıştırmaya çalıştılar. Yazmışlar. Daha sonra da değiştirmişler. Adeta öteki arkadaşı da ona bravo, tebrik ederim, ekibinizi sağ olun falan diye yazmış. Şaşırdık yani biraz böyle anlamadım. Yani işte böyle arkadaşlar yani çekilme durumumuz var, çekilememe durumumuz var. Böyle biz devam ediyoruz işlerimize ama sizler sadece bizim notlarımıza lütfen dikkat edin. Ona göre de kendiniz kuponunuzu oluşturun. Herkese bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere.